Ne güzel bir kahveyle başlayalım. Her zamanki gibi evler temizlendi, süpürüldü, silindi. Bugün yerleri de sildim. Daha ıslak hatta. Şöyle kahvemi alıyorum. Huzurla cennet kafeme gidiyorum. Bütün odalarımı sildim, camları açtım. Havalansın, tozlarını aldım. Yani bir odayı değil, ben yaptığım zaman her gün aynı işi her odada yapıyorum. Süpürüp siliyorum. Burası da ütü. Niye böyle gösterdi? Ütü odam, çamaşır odam. Çamaşırlarımı seriyorum buraya. Burada da ütülenecekleri topluyorum. Bu odada ütüyü yapıyorum. Süpürgem bu odada. Son odamı da süpürdüm. Sildim. Camını açtım. Koridorum silindi. Süpürdü. Yani bu kahveyi hak ettik. Yerler pırıl pırıl oldu. Kurusun diye kapılar açık, camlar açık. Tozlarım alındı. Her zamanki gibi. Huzurla cennet kafeme gidiyorum. Cennet kafem de yıkandı. Yıkamadan olmaz. Mis gibi yıkadım. Şöyle mermerlerini de sildim. Kahvem birlikte geldi. Huzurla kahvemi içebilirim. Mis arkadaşlar. Mis. Huzur demek. Temizlik demek. Kahvemi içtikten sonra da akşam yemeğine başlayacağım. Bugün sizlerle güzel bir tarif paylaşacağım. Eskilerden. Ninelerimizden gene bir tarif. Karabulamaç ismi. Eski lezzetlerden vazgeçemiyoruz. İlk dedim evimi temizleyeyim, kahvemi içeyim, yemeğimi rahatla yapayım yani kafam rahat bir şekilde. Bugün hava o kadar soğuk değil. Yumuşamış hava. Kahveyi rahatla içebilirim. Bu temizliğin sonunda bu kahve olması beni daha çok böyle iş yapmak için ıslandırıyor. İşimi bitireceğim, kahvemi içeceğim düşüncesi. Yani bir nevi ödül benim için. Yerlerim pırıl pırıl. Kapının tozlarını aldım, mermerin tozlarını aldım. Yani dış, iç, her taraf pırıl pırıl evimde. Şöyle bacaklarımızı örtelim gene. Hastalandırmayalım kendimizi. Akşam yemeğin tarifini dedim size paylaşacağım. O ilk defa yapıyorum bu yemeği.
Rahmetli nenem yapardı onu. Karabulamaç ismi. Güzel, lezzetli bir yemek. Eskilerin her yemeği zaten lezzetli. Az malzemeli, çok lezzetli yemekleri vardı. Şimdi bir sürü malzeme kattıysak bile lezzetli olmuyor yemekler öyle. Tatları gitti artık. Ne sebzede tat kalır, ne meyvede. Eskiden her şey doğaldı. İşte bu keyfi hiçbir şeye değişmez. Temizlik sonrası kahve keyfi, temizlik sonrası çay keyfi. Cadde benim Lovur Gazi İstasyon Caddesi'nde oturuyorum. İşte bir cadde. Cıvıl cıvıl her zaman. Buraya da Cennet Kafe dememin sebebi o. Balkona çıktığım zaman canı sıkılmıyor. Benim kahve bitiyor. Bana müsaade. Şöyle mutfağa doğru yol alıyorum. Size vereceğim tarifi, yani karabulamacı yapmaya gidiyorum. Herkese iyi günler. Diliyorum gönlünüzde, kalbinizde ne geçerse güzel dileklerinizin hepsinin gerçek olmasını diliyorum.